İyi akşamlar, merhabalar. Ana haberi sunmak için buradayım ama başrol sizsiniz. Seçime 3 gün kala beklentilerinizi, isteklerinizi yazın. Sesinizi buradan duyuralım. Hashtagimiz seçime son 3. Evet, başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki kampanya konuşmasına bugün İstanbul'da kürsüden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir sözlerine çok sert çıktı. İspatlayamazsan namertsin dedi. Erdoğan, CHP liderinin gel TRT'de karşıma çık çağrısına da sana şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok dedi. İşte sandığa 3 gün kala İki rakip arasındaki o resleşme. Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Rakibinin TRT'deki kampanya konuşmasına İstanbul'dan yanıt verdi. Erdoğan, güçlü sanayi, güçlü Türkiye buluşmasında Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu, TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Kahraman ordumuza, kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, kozmik odalarda toplantılar yapmamız böyle bir şey söz konusu değildir ve yine söylüyorum, ispat sana aittir. Kılıçdaroğlu'nun TRT'de birlikte programa çıkma çağrısına da yanıt verdi. Şimdi tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye sesleneceğim. Erdoğan, çık karşıma. Bir de utanmadan, sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok. Kılıçdaroğlu'nun montaj video tepkisine de yine o videoları göstererek yanıt verdi. CHP Genel Başkanı öyle çaresiz durumda ki kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin şu anda yaptığı bir video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerine örtmeye çalışıyor. Hayatın yalan, hayatın. En son sözü düne Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasına getirdi. Elinde boş senetle CHP'nin kapısına dayanan herkes CHP Genel Başkanı'ndan imzayı koparmış, üzerine rakamı da bizzat kendileri yazmıştır. Bunun en son örneğini dün yaşadık. Ne yaparsanız yapın, terör örgütleriyle işbirliğinizi unutturamayacaksınız. Bay bay Kemal.